Değerli arkadaşlar, öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Öğrenmek hayattır. Programımızda kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Üçüncü bölümde her zaman olduğu gibi kitap tanıtımımız var. Bilgiye ulaşmanın en temel yolu okumaktan geçiyor. Nereden okuyoruz? Kitaptan okuyoruz. Ama okunacak kitaplar, hayatımıza dokunacak kitaplar, hayatımızı şekillendirecek kitapların olması bizim için en önemli nimetler diyoruz. Bugün tanıtacağımız, tavsiye edeceğimiz birinci kitabımız. 900 katlı insan. Bu kitap son derece uzun bir çalışma sonucunda psikiyatr Mustafa Merter tarafından hazırlanmış. Bir defa değil, birkaç defa okunacak. Neden derseniz bu kitapta bizim kültürümüzdeki tasavvuf kültürünü ve özellikle ve özellikle Son dönemde kişisel gelişim adı altında ülkemize ve dünyaya dayatılan Hint kültürünün farklı bir kıyaslaması yapılmış. Mesela bizim kültürümüzdeki tasavvuf kültüründeki letaifler, ana letaif nedir? Dokuzdur. Çakra dediğimiz Hint kültüründeki çakralar yedidir. Kök çakradan tepe çakraya kadar. Letaiflerin ise bizdeki yerlere karşılığı farklı. Burada ben Mustafa Merter'le yaklaşık olarak 20 küsür yıl önce benötesi.com internet sitesine tanışmıştım. Daha sonra oradaki bilgileri defalarca okudum bilirim ve bu kitabı gördüm. Aman Allah'ım dedim. Bunu mutlaka almam lazım. Ve normal şartlar altında hız dokum ama en yavaş okuduğum kitaplardan bir tanesi kişisel gelişime spritüelizme ya da kişisel gelişimin manevi boyutuna ilgi duyan kişilerin mutlaka Mustafa Mert'in 900 katlı insan kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü Piaget'den Max Weber'e kadar, Maslow'dan işte Charles Tine'e kadar Bizim kültürümüzdeki Muhyiddin İbni Arabi'den Mevlana'ya kadar çok güzel bir şekilde harmanıma yapmış dolu dolu bir kitap. Ayrıca yine Mustafa Merter hocamızın yeni çıkan kitaplarında tavsiye ediyorum. Okunacak nitelikli kitaplar arasında yer alıyor. Bunu tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar okumak önemli. Siyah gelinlik. Bu kitabı aldım. Okudum. Hele arka kapak yazısını okuyunca durakladım. Neden? Burada tek kanatla uçmak gibidir gurbet diyor. Gurbetin bir tanımını yapmış arka kapak yazısında. Durakladım, derin bir iç çektim. Eğitimci bir hanfende Gülsem'in konca gurbetini anlatmış. Hollanda'ya gitmiş, gurbette yaşadığı zorluklar anlatmış. Hani bize Avrupa güzel gösterilir ya. Hani Avrupa bize cicili bicili gösterilir ya. Hiç de öyle olmadığını kanıtlamış bize. Bedenin burada olduğu halde kalbin, ruhun başka yerdedir diyor gurbet anlatıyor. Nefes aldığın halde yaşayamamaktır gurbet diyor. Ve bir sorukta okuyabileceğiniz, okurken hüzünleneceğiniz kendinizi yine sorgulayacağınız okunası bir kitap. Siyah Gelinlik. Teşekkür ediyoruz Gülsemin Konca hanımefendi. Yüreğine sağlık diyoruz. Evet yine öğrenme yolculuğumuz devam ediyor değerli arkadaşlar. Bir diğer kitabımız. Bu kitabımız ise eğitimci, öğretmen yazarlarımızdan bir tanesi. Yılmaz İmanlık. Gemisiz Kaptanlar hoş bir kitap. Okunacak, keyifli okunacak bir kitap. Güzel bir e, roman, Böyle deneme tadında olmuş. Yine hiçbirinin böyle katar katar gemileri yoktu diyor. Ama onlar dünyanın en zengin çocuklarıydı diyor. Çocuklarımıza ufuk vermesi açısından, onları motive etme açısından böyle e, Tokat'ta görev yapmış, pardon Ordu'da görev yapmış, Tokat'ta görev yapmış, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapmış güzel bir e, yazarımız Yılmaz İmanlık. Ve Gemisiz Kaptanlar kitabında yine okunacaklar kitaplar listesinde bugün tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Peki kitap tanıtımımız da bitti. İlerleyen süreçte yeni kitap tanıtımlarımıza devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet kitabı tanıttık ama kitabı okumak lazım. Okuyucu olmak için bilinçli bir okuyucu olmak lazım. Bunun için ise hızlı okuma tekniklerini herkesin ama herkesin öğrenip kullanmasını ısrarla ısrarla söylüyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Hızımız artar, dikkat konsantrasyonumuz gelişir, anlamamız artar ve arkadaşlar zamanı daha verimli, daha aktif kullanma yeteneğimiz gelişir. Dikkat konsantrasyon herkesin yaşadığı sorundur ve bu sorun içinde kesinlikle sadece hız kısmına takılmayın. Hızlı ve etkin okuma kısmında bütün öğrencilerin yararlanacağı harika teknik ve taktiklerin verildiği bir programdır. E, dolayısıyla hız lokmayı öğrendik. Hız arttı, dikkat konsantrasyon arttı. Peki faydası ne olacak? Göz yorulması, göz sulanması, göz batması, okurken uyku gelmesi sorunlarının neredeyse yüzde 80-90'ın yok olduğunu bizzat 20 yıldır müşahede ettim. Hatta 30 yıldır 20 diyoruz. Dilimiz oraya gidiyor. 30 yıla yakındır müşahede arkadaşlar. Çünkü 93 yılında başlayan bir süreç buraya kadar getirdi. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O görme kabiliyeti geliştikten sonra metroda, otobüste ya da araçta giderken okuyamama, mide bulanması, baş dönmesi, bulantıların büyük bir çoğunluğunun yok olduğunu görüyorsunuz ki yüzlerce kişiden şunu duydum. Hocam ben bu eğitimden sonra mide bulantım bitti. Hocam bundan sonra ben otobüste kitap okuyabiliyorum. Hatta yürürken bile yolda kitap okuyorum diyenlerle karşılaştık. Tabi o dikkat edeceğiz ayrı bir konu. Ne oldu? Görme kabiliyeti gelişiyor. Göz kas, kasları güçleniyor. Yorul, o kitap okurken, ders çalışırken o göz yorulmaları azaldığı için daha uzun süreli okumalar yapabiliyoruz. E öğrenciye faydasını ayrıca arkadaşlar sınav. Biraz önce bahsettik. Öğrencinin bilgisinin ölçüldüğü, bilgiyi ne kadar kullanıp kullanmadığının alındığı sınav evresinde. Ve şunu rahatlıkla söylüyoruz. Hızlı ve etkin okuma tekniklerini öğrenen kişiler içerisinde sınavlarda yetiştiremedim diyenle karşılaşmadım daha. Çok net kullanıyorum. Daha önce de kullandım bunu, yine de kullanacağım. Hızlı okumak tekniklerini öğrenen kişilerin sınavı yetiştirememe sorunu yok olur. 250 kelimenin altında okuyorsanız zaten sınavı yetiştiremezsiniz siz. Yani bütün hesaplar ortada. Ama konu eksiği vardır onu bilemem. Matematikte, tarihte, fizikte, kimyada, edebiyatta konu eksiği var. Ona bir şey diyemeyiz. Konu eksiği yok ama sınavı yetiştirememe durumu olmaz. Dolayısıyla sınavda ortalama 20-40 dakika bir zaman kazancını tamamen deneysel olarak müşahede ettim öğrenci arkadaşlarımızdan. Hız arttı, dikkat konsantrasyon arttı, sınavda aktif olarak kullanmaya başladık. Tabii dolayısıyla arkadaşlar görme kabiliyeti geliştiği için çok daha etkili bir şekilde okumalarımızı e, gerçekleştirebiliyoruz. Tabii genellikle okuduğumuz e, yazılarda, çalıştığımız derslerde Ana fikri yakalama, ayrıntıda boğulma, yazının detayını yakalama zorluğu yaşıyoruz. Yine bu eğitimlerde ısrarla söylüyoruz. Ee, ana fikir, anahtar kelime, yön kelimeleri, yardımcı yön kelimeleri, anlam değiştiren ekler, anahtar kelimeler nasıl bulunacak, anahtar cümleler nedir? Buna yönelik çalışmalar yapıldığı için yazının ana fikrini yakalama ve detayıyla beraber hatırlama çok daha kolay olmaya başlıyor değerli arkadaşlar. Tabi amaçlı okunduğu için, belli bir amaçlı okunduğu için amaçlı süreli okuma becerilerimiz, amaçlı yani daha uzun süreli okuma becerilerimiz gelişeceği için bize böyle bir avantaj da sağlayacak. Tabi dolayısıyla bunları öğrendik ne oldu? Daha bilinçli okuyucu olduk. Daha bilinçli okuyucu demek, daha çok okumak demek. Daha uzun süreli okumak demek, daha etkili öğrenmek demektir. Yani daha bilinçli okuyucu olmamıza ciddi anlamda katkı sunuyor. Ve biz hayatı dört boyutuyla algılıyoruz ve en önemli boyutlardan birisi ne? Zaman boyutu. Zamanı daha etkili, daha verimli kullanıyoruz. Sen tutup 10-12 saatte okuduğun bir kitabı 2-3 saatte okursan geri kalan zamanda daha çok oku bak. Geri kalan zamanda daha çok kendine zaman ayırabilirsin. Bu sadece ve sadece kitap okumak için de, ders çalışmada da öyle. Bu teknikleri kullandığımızda ders çalışma becerilerine baktığımızda arkadaşlar 5-6 saatte çalıştığın dersi 1, 1,5, 2 saatte çok daha kolay öğreniyorsun. Niye? Öğrenme stratejileri olayı sadece okum olarak bakmayın. Zaten ortaokulda okuyan, lisede okuyan öğrencilere salt hız okuma değil, onlara öğrenmeyi, öğrenme ve hız okumayla desteklenirse çok daha etkili olmaya başlıyor. Bu ne ne yaptı arkadaşlar? En önemli noktalardan biri zihinsel fonksiyonlarımız gelişti. E şimdi zihinsel fonksiyon gelişince ne olacak? Başka işlerde de zaman zaman kazancı olacak. Bir kere alt yazılar okumamız kolaylaşmaya başlıyor. Hızlı film izlemeler daha kolaylaşmaya başlıyor normal gün içerisinde yaptığımız işlerde fotoğrafik hafıza, görsel hafıza geliştiği için algılamamız daha çok gelişmeye başlıyor. O yüzden ilave olarak bu tür avantajları var. Bütünsel görme gelişiyor. Bütünsel görme, fotoğrafik görme ve algı geliştirdiği zaten bilimsel olarak kanıtlanmıştır arkadaşlar. Bilgiyi alırken, kitap okurken kesintisiz okuduğumuz için, ara vermediğimiz için dolayısıyla bilgiyi yakalamadaki konu bütünlüğü daha kolaylaşıyor ki zaten bu sürenin uzaması dikkat sürenin sinin uzaması demektir. Ve şunu gördüm. Mesela normal bir insan bir saat içerisinde ortalama 40 defa hani bakar körlük anı dediğimiz dikkat dalma anları yaşar. Dalıp gitmeler yaşar. O bakar körlük anlarının azaldığını biz zaten kendi üzerimde hem de öğrenciler üzerinde net olarak müşahede ettik. O yüzden bu avantajında, bu boyutunda unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bir diğer nokta özellikle hızlı ve etkin okuma derken. Arkadaşlar her yazı aynı amaçla yazılmaz. Her yazı aynı amaçla yazılmadığı için her yazı aynı amaçla okunmaz. Her yazı aynı amaçla ve aynı hızla okunmaz hızlı ve esnek okuma tekniklerini kullanıldığı için daha verimli bir okuma sağlanıyor. Dolayısıyla yazının ana fikri daha kolay yakalanıyor. Ve bu bize ne sağlıyor? Algı düzeyini otomatman artırır. Ki 1997 yılında Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hızlı okuma tekniklerini aktif olarak kullanan kişilerin normal kişilere göre zihinsel performanslarını %600-700 kat daha aktif kullandıkları kanıtlandı bir doktora çalışmasıyla. 1997 yılında yapılan bir akademik çalışma bunu gösterdi arkadaşlar. Tabii bu bize ne sağlıyor? Sadece okumak değil, evrak okuma, rapor okuma, mailler okuma, mesajlar okuma. Çünkü bunlar da okumak değil mi? Gün içerisinde kaç mesaj okuyoruz? Kaç mail okuyoruz? Hele bir de yoğunsanız, farklı gruplarınız varsa, işte WhatsApp grupları, VIP grupları vesaireler varsa bir de oradan gelenler, yoğun mail trafiği yaşıyorsanız, mesaj trafiği yapıyorsanız, bu da bir okuma değil mi? Bu da bir okumadır. Hatta şu da okumadır arkadaşlar. Otobüse bindiniz, o anda ücret vereceksiniz. Cebinizden çıkarttığınız paraya bakmak da bir okuma değil midir? Aslında hepsi bir okumaktır. Bütünsel görmektir. Görme alanı geliştiği için evraklar, raporlar, dilekçeler, mesajlar, mailler, daha kısa zamanda okunur, daha aktif olarak hatırlanacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar kendimize daha çok zaman ayıracağız. Okumak fobi olmaktan çıkacak. Okumak zevk haline gelmeye başlayacaktır. Okumak daha keyifli hale gelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla kendimize, sosyal hayatımıza, arkadaşlarımıza, çevremize daha fazla zaman ayıracağız. Şunu da gördüm. Hızlı okuma eğitimlerine katıldıktan sonra arkadaşlar biz bir şey tavsiye ediyoruz. Yazma kabiliyeti. Yazarak. Bakın bu okumada bir detay, yazarak okumak dediğimiz bir detay var. Böyle şöyle anlaşılmasın. Hani öğrenciler yapıyor ya bir dersi alıyor baştan sona tekrar yazıyor. Hayır o değil. Etkin okumada bahsettiğimiz bir not alma tekniği var. O not alma tekniğini kullandığı için yazarlığa adım atan arkadaşlarla karşılaştık. Bu bize ne sağlıyor? Yazma kabiliyetine gelişiyor. Yine etkin okumada bahsettiğimiz telkin ve olumlama cümlelerini aktif kullanma çalışmamız var. Oradaki telkinlerden biri şu, okuduğunuz yazıyı birine anlatacakmış gibi ya da o konuda bir yazı yazacakmış gibi ya da ben bu yazıyı yazsaydım nasıl yazardım düşüncesiyle okuyun diye bir telkin var o kişinin kendine vereceği telkin o telkini aktif olarak kullananlardan yazarlığa adım atanlarla karşılaştık. Yani bir şeyi değerlendirirken lütfen düz mantıkla, basit mantıkla değerlendirmenizi istiyoruz. Yani beyin daha aktif çalıştığı için daha verimli kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar ve bir güzel tarafı şimdi etkin okuma sorgulamalarla okumadır. Eleştirel okuma, bunları anlatıyoruz ısrarla sü eleştirel okuma. Sorularla okuma etkin okuma basamakları, telkin olmama cümleleriyle okuma, ana yoğunlaşma, yazın ana fikir detayını bulma çalışmalarını ısrarla söylüyoruz. Bu bizde ne sağlıyor biliyor musunuz? Okuduğunuz yazıdaki, öğrendiğiniz bilgideki muhakeme ve tahayyül etme, sorgulama, soyut düşünme, yaratıcı düşünmeyi geliştiriyor. Ya yani basit bir eylem olarak değerlendiriniz arkadaşlar. Tabi dolayısıyla en güzel tarafı ne? Ben artık bunları kullanıyorum. Ben bunları biliyorum. Ben bunu yapıyorum ya. Zor değil ki benim için. Bakın ben bunları yapıyorum ya. Zor değil ki benim için. Dediğinde ne oluyor? Bir özgüven gelişmiyor mu arkadaşlar? Özgüven. Ve öz ile beraber gelişen bir özgüven. Bu da ne yaptı bende? Otomatik bir değer oluşturdu. O yüzden hızlı okumayı, etkin okumayı, basit bir kaç göz hareketini engelleyemeyiz. Aradan önce şunu söylemiştim. Dedim ki iki günlük hızlı okuma kursuna gidip de ben hızlı okuma hocasıyım diyenlerle karşılaştım. Yapmayın. Neden? Başta da söylediğimiz Türkiye'de hızlı okuma zor yetişiyor. Gerekçe bunlar. Yoksa iki tane kelimeyi gör, al sana hızlı okuma. Önümüzdeki hafta büyük olasılıkla bununla ilgili teknikler vermeye başlayacağım sizler de bu verdiğim teknikleri kullanın, çok daha verimli okuduğunuzu görmeye başlayacaksınız. O yüzden arkadaşlar dört tane göz hareketi okuma olarak değerlendirilmemeli diyoruz. Zaten okuyucudan istenen ne? Okuyucudan istenen bilinçli okuyucu olması. Bilgi alırken neden alacağı, nereden alacağını bilmesi, kuru bilgilerle kafayı doldurması değil, bilgiyi amaç olarak değil, bir daha söylüyoruz, Bilgi amaç değildir. Bilgi araçtır. Bilgi neyin aracıdır? Amaçlarımıza giden yolda kullanacağımız bir araçtır. Eğer biz bilgiyi araç olarak kullanmayı beceremezsek bilgi bizi araç olarak kullanır. O yüzden arkadaşlar bilgiyi araç olarak kullanabilmeliyiz. Mevlana'nın bir sözü var ya. Bilgi diyor üzerine binip gideceğimiz merkep gibidir diyor. Hatta bunu şöyle anlatıyor. Ben e, kameraman arkadaştan şöyle bir rica da bulunsam. Bu sandalyeyi alabilir miyim? Size zahmet olacak. Şimdi çok güzel bir örnek. Ve e, yine tavsiye edeceğim e, kameraman arkadaşımızdan. Çok teşekkür ediyorum. Sandalyemizi aldım. Çok sağ olun. Yine şu e, açıya dönebilirsek kamerayı arkadaşlar çok daha iyi olacaktır. Teşekkür ediyorum ben. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki Mevlana Hazretleri. Bilgi diyor. Bu yandan alabilirsek. Bilgi diyor, üzerine binip gideceğimiz merkep gibidir. Yani affedersiniz eşektir diyor. Siz diyor bilginin üzerine biner gidersiniz. Bilgi üzerine binip gideceğimiz merkep gibidir. Siz bilgiye binersiniz gidersiniz. Ama diyor, bak bilgiye biner gidersin. Siz diyor, bilgiye binmeyi beceremezseniz, bu defa diyor, bilgi size biner. Yani siz, Allah'ım. O yüzden değerli arkadaşlar, bilgi üzerine binip gideceğimiz merkep gibidir. Siz o bilgiye kullanmayı ya da bilgiye binmeyi beceremezsiniz. Bilgi size binmeye başlar diyor. Onun için bilgi amaç değil, amaçlarımıza giden yolda bir araçtır. Onun için arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bizler bu aradaki amacımız bilgiyi araç olarak kullanabilmeliyiz diyoruz. Biz okuyucudan istenen ne? Bizler okuyoruz ama niye okuyoruz? Bilgiyi hani hayatımızı daha anlamlı, daha verimli kılmak için okuyoruz. Okurken neye dikkat edeceğiz? Okuma amaçları nasıl olacak? İşte okurken, ders çalışırken yapmamamız gerekenler, okumanın daha etkin ve daha verimli olması için neler yapacağız? Bundan sonraki haftalarda yeni programlarda bunları anlatacağız. Arkadaşlar zaman çabuk geçiyor. Okumak, öğrenmek ne güzel. Öğrenme yolculuğunda bizlerle olduğunuz için, öğrenme yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan BBN Türk Televizyonu'nun bütün kadrosuna ayrıca yürek donusu teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni programlarda görüşmek üzere. Öğrenmek hayattır diyoruz. Öğrenmeyi hayatınızdan eksik etmeyin efendim.